Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bakalım sizsiniz. Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsa bize destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra hemen yanındaki çan zilini tümünü seçerseniz tüm videolarımdaki bildirimleri anında alabilirsiniz. Hemen yanımda görmüş olduğunuz gibi Logitech'in G29'u var. Dün gece bir internet sitesinde VP Özel Toastmaster'ın T300 modeli. Aslında bunun biraz detayları daha var. Shiftersiz modeli 17.000 TL'ye düşmüştü. Bir an gaza geldim. Alacaktım. Dedim ki sabah olsun dedim. Öyle alırım. İndirim kalkmış. 19-20.000 bandından şu anda. Ben dedim almaya ne gerek var dedim. Sonrasında mağazaya gittim. Toastmaster'ın T150 modeline aslında karar kılmıştım. Mağazaya gittiğimde adam bana bir video gösterdi. O videoda bunlar test için Toastmaster'ın bir ürününü açmışlar ya da kayışlı bir ürünü. Kayış kopmuş. Adam bana tavsiye etmedi. G29'u tavsiye etti. G29'un da shifter'lı hali 15.000 bandını buluyor. 15.700 filan da. Ben de shifter'lı modelini 15.700'e almak istemedim açıkçası. G29 çünkü dişli bir sistem kullanıyor. Kayışlı bir sistem tercih ediyorum açıkçası. Arkadaşlar satıyormuş. Ben bunu 6-7.000 civarında aldım. Ve şöyle bir şey var. Shifter'lı ve bir gördüğünüz gibi standı var. Biraz sonra kaldırınca göreceksiniz. Hatta kaldıralım. Ve bu stand sayesinde bir masaya sabitlemeye gerek duymadan bununla da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Kasılırsınız geri. Tabii benim alanıma sığmayacak. Biraz sıkıntı yaşayacağım. Çünkü odam olmadığı için kendime ait. Ondan dolayı biraz bunda alan sıkıntısı yaşayacağım. Gördüğünüz gibi ürün bu şekilde. Direksiyon setinin şu ortasında şu an gözükmüyor galiba. Tam şeyin altına denk geliyor. Bunu zaten şöyle geriye yatırabiliyorsunuz. Bunu gördüğünüz gibi gerileri ve hemen altında bir mandal var. Mandal sayesinde yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Orada biraz küflenme var. Çünkü bundan önceki sahibi yabancıymış. Yurt dışına gitmiş. Evinde bunu bir senedir unuttuğu için ürünün orası şu beyaz metal yer. Bunda bir deforme var. Geri tepmeleri bir şey yapan bir şey vardı. Onu yapan sistemi bilerek kısmış bayağı yani. Ben orada test ettiğimde çok kısıktı yani. Çok az kullandığı için fazla bir hasar görmediğini söyledi zaten herhangi bir. Vites sistemi de var ama ben vites sistemlerini kullanır mıyım bilmiyorum. Hatta şöyle bir kullanmadığı için toz bilene olmuş üzeri. Hatta şöyle zoomlayabilirsem sizleri. Direksiyonun şu kısmında birçok kişi deforme olduğunu söyleyenler varmış. Ama ben bu üründe deforme göremedim. Yani 6 ay falan aralıksız kullananlar deforme oluyor. Zaten bu hardcore kullanıcı bir arkadaş olmadığı için birçok bu geri tepmeleri ayarları kapalı olduğu için düşükte kullandığı için ondan dolayı pek bir deforme bir şey görmedim. Frenler falan şu an çalışıyor. Testini yaptım. Normalde araba yarışında basarsın sağa dönmeye devam eder yani basacak yaparsın. O bir kere o dönüşü alır. Ama Forza Motorsports'ta basıyorum. Bıraktığım anda araba kendini sola atıyordu. O sıkıntıydı. Bunlar çok merak ediyorum oyunda nasıl olacak. Benim en merak ettiğim o oyun. Çünkü ATS oynadık arkadaşlar. Bir de Showrunner vardı bu. Güzeldi ama sağ sola dönmeleri çok beğenemedim. ATS'de de güzeldi. Tabii tepkimeleri ayarlamanız gerekiyor. Ben hassas merak ettiğim Forza Motorsport. Hadi geçelim. Şöyle bir sıkıntı oldu. Koyduğum yerde biraz masadan alçak kaldı. Boyu kısa geldi neredeyse. Belki bir demir kaynatılarak sonradan yükseltilebilir aslında bu biraz da. Ya boyunda da bir sıkıntım var. Yine her açtığımda böyle bir gölgelendirme optimize ediliyor diyor. Zaten boyunda şöyle bir sorun yaşamıştım. Birçok kişi yaşadım bilmiyorum. İnternetin olduğu halde internet bağlantı hatası, içerik indirilemedi hatası aldım. Bunun çözümü de şu şekilde buldum. Anakartın sitesinde internet alakalı LAN diye geçiyor. LAN bilmem ne diye geçiyor. Bununla ilgili dosya indirdim. Güncelleme gelmiş. Güncelledim. Sonrasında dosyanın içine bir dosya daha çıktı. Bir de bunu yükleyeyim dedim. Meğerse sorun oymuş. Ben bu sistemi kendim kurduğum için bir yıl öncesinde topladığım için kendim topladım. Sırf video çekmek için YouTube'a. O dosyayı eksik kurmuşum. Kupanda oynayış ve gösterge diyor. Herhangi bir oynayış sistemi göstermiyor yani. Herhangi bir ayar görmedim yani. ATS'de girip tüm ayarlarını yapabiliyordun ama sanırsam bu oyunda öyle bir ayar yok gibi. Hız ölçüm analog demiş. Yarış diyeceğim. Serbest oyun diyeceğim. Sesleri biraz kapatalım. Hızlı etkinlik kurulumu gelişmiş. Hızlı diyelim. Bakalım. Hızlı da şu arabayı kullanalım. Parkur yarış falan rastgele diyelim. Divater sayısı. Tümünü kabul et. Tamam. Şimdi belli olacak. O gaz çalışıyor. O direksiyon da çalışıyor. Oha. Oha! Taş gibi döndürüyorsun. Fren çalışıyor. Otomatik oynuyorum galiba. Direksiyon direkt otomatik çalıştı galiba. Şu an hatta iç kameraya geçmek. Oha! Direksiyon gitti. Bir saniye. Oha! Hissettirdim lan. Burnuma vurduğunu hissettim. Çok gittik.
Frene bas. Ağzını kırdın. Şimdi. İş dizayna geçmek istiyorum. Ben dıştan süremedim. Kamera değiştirme nasıldı ya? Ha. Tamam. Şimdi sürebilecek miyiz görelim bakalım. Biraz uzak kalıyor ama. Çok dışarıdan da çok gittik. Gokart arabası sürüyormuşum istiyat verdi. Aha çok hızlı kırmayalım. Yavaş sürelim. 900 derece ayarlı bu arada. Bunu isterseniz düşürebiliyoruz ama. Direksiyon bayağı biraz sert yani. Şöyle sert. Oyundan dolayı sert. Kırmızı yeşile dönmesi lazım değil mi? Ben de gazı kesiyorum. Ben Forza'da oluyordu ya. Çok az gittik ya. Çok az kırıyorum direksiyonu. Adama vurdum arkadan. Şöyle bir dönelim. Dönmedin aga. Aha dönemedik. Hele geri sar da ben sarmaya uğraşmayacağım şu an. Ha bak şu an dönüşlerde yeşil oluyor da. Şu an iyi gidiyorum. Hadi bakalım yetiştim. Şunlardan birini geçebilir miyim? O kadar geç başladım ama. Gerçi basit açtım. En kolayını açtım. Cezasız mecasız test etmek amaçlı. Aha dönemedik la. Aa ceza yedik. Cezası derken yani cezası aşırı olmayan bir şey seçtik. Yani en düşüklerini seçtim demin. Ya dön dostum. Direksiyonu kırıyorum. Oy. Hadi. Git lan. Aha. Bir de şöyle sürelim biraz. İşteyken tam anlayamadım. Bana niye ki? Aha. Bence işten sürmek daha mantıklı gibi. Dıştan olmuyor. Dıştan arabayı anlayamıyorsun. Aha. Tamam. Abi biraz daha geri yok mu? Ha. Hadi. Oğlum ben niye bende mi sorun var? Araba mı dönmüyor? İki araç. Ha şöyle geçerim sizi. Ama yoldan çıktım. El fren yok mu? Kardeş gaz kesmek yok bizde. Gaz kesmek vardı. Frene bastım. Aha toparladık güzel. Fren gaz fren gaz. Hadi bakalım. Açıya sığdırabilseydim aslında ekran küçük gözükeceği için direksiyonu sığdıramadım. Aslında tepkimelerim de görünse de iyiydi ya. Burada fazla mücadele etmiyorum ama aha bayağı kişiyi geçtim. Ceza dedim ya. Bakalım yarış sonunda bize ağzını kırdım. Dönmedim. Hadi bakalım. Kaçıl. Aa! Dönemedim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Bas gaza. Çok keskinlendik. Aha. Güzel. Yol düz. Niye şu çizgi yamuk? Bir dakika. Direksiyonu bir serbest bırak. Çünkü yoksa çok biz çok döndürdük yani. Hadi bakalım.
Ablacım ne diyorsun, bir sürü ceza mı yedik biz? Kaç tur bu? Lap lap diyorsun da kaç lap? Ben şu an otomatik vites oynuyorum bu arada. Ben alışana kadar manuel sürmek istiyorum. Hadi bakalım. Şu durdurabiliyor muyum? Hah, durdurunca direksiyon bir an boşa çıktı. Bir de gösterebilsem direksiyonu geriden göstermek istiyorum. Umarım kameranın önünü kapatmam fazla. Şöyle biraz yan durmaya çalışayım. Sizlere biraz şu açıdan da göstermek istiyorum ama bayağı ceza yemişim ben. Hadi bakalım. Hadi. Görünüyor mu bilmiyorum oyun. Neyse ben biraz aha, döndüm. Güzel. Yardır. Fren. Gaz. Hadi bakalım. Güzel. Direksiyon toplama özelliği var. Toplama özelliği derken yani oyunda direksiyonu bırakırsanız kendi topluyor zaten. Oyunun özelliği yani o zaten. Aha geçtim birinden. Güzel. Kaçıncı tur? Biz kaçıncıyız hiç emin değilim ama. Aha! Bitti. 12. sırada bitirdik. En iyi tur diyor. Bu arada 12. bitirdik. Biraz da geç başladık ama Porsche 911 F ile ceza. Zaten herkes cezaymış. Bir ben yememişim ki. Bugünlük benden bu kadar diyeyim. Bu ufak da olsa test yapmak istedim. Normalde şöyle sağda gördüğünüz üzere G-Hub programı var. O program üzerinden atamalar, ayarlar yapabiliyorsunuz ama masaüstü Wi-Fi'den de kullanmamı söyledi zaten. O da masaüstü Wi-Fi'den ayarlarında zaten. Ama oradan oyunu da görmeniz lazım ama bazı oyunlar görmemiş yani. FIFA 23 ne alaka bilmiyorum. FIFA 23'te oğlum oyuncuyu mu direksiyon çevireceğiz? FIFA 23'ü de görmüş orada. Garip bir şekilde. Tabi 900 derecede ayarlama, bazı ayarlarını hiç yapmadım yani. Direkt tak çalıştır kullandım ben şu an. Hiçbir ayar yapmadan yarışa girdim. Yarışta da direksiyonu gördü otomatik olarak. Tepkimeler falan hassasiyet ayarları var mı bilmiyorum. Duyarlılık %50'deyim zaten orada. Onun dışında fazla bir ayarlarını kurcalamadan oyunu oynadım. Bu şekildeydi. Direksiyon bu arada dişlere zarar vermesin diye bazı çarpmalarda dişler boşa çıkıyor. Onu fark ettim. Onun dışında bir şey yani bazı çarpmalarda direksiyonu çok kırmamanız için ki dişler korumaya almak amaçlı galiba boşa çıkıyor. Yani direksiyon çok sertken bir anda dişler boşa çıkıp boşa dönüyor direksiyon yani. Ufak tefek bazı noktada çarpmalarda o oldu. Yani direksiyon kontrolü kaybettiğini anlamak amaçlı mı yapmışlar onu bilmiyorum. Ya da dişleri sıyırmamanız için mi, çok zorlamamanız için mi bilmiyorum. Öyle bir boşa çıkma gibi bir olay var. Tabii bunun karşısı tavsiye ediliyor ama karşısında tabii iyisini en güzel bir setli metli halinde Formula 1 F1 koltuklusu hali 200 bin bandında o kadar da paraya verilmez yani bence. Ha paran varsa verilir ama onun dışında videoları izledim adam sadece duyarlılığı 40'ta 50'de tutmakta zorlanıyor. Bir de bunu %100'e yapsa kol bacak kırar yani o resmen o 200 binlik sistem. Bence gereksiz ama cap canlı oynanmak isterseniz o sistemler güzel. Ha bu sisteme şu an G29 önerir miyim? Dişli olduğu için bilemeyeceğim açıkçası. Ben daha bu ilk kullanımım. İlk direksiyon kullanımım ve ilk tepkilerimi göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.